Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sağlıklı bir tarifim var. Zeytinyağlı fasulye yapıyorum. Yaz akşamlarının aralanan yemeği, sofraların aralanan yemeği bu. Ve kesinlikle ama kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz bir tarifle yaptım. Bir yöntemle yaptım. Öyle güzel ipuçları verdim ki bu ipuçlarını duymak için videomun devamını izlemeniz gerekiyor. O zaman haydi videoma geçelim. Zeytinyağlıların kraliçesi diyebileceğimiz bir lezzet var ama hem çok basit yapımı hem de inanılmaz lezzetli bir tarif vereceğim bugün size. Hem de çok çabuk pişecek. Zeytinyağlı taze fasulye yapıyoruz. Yaz günlerinin de yaz akşamlarının da aranılan en hafif lezzetlerinden bir tanesi olacak. Öncelikle zeytinyağımı düdüklü tenceremin içerisine döküyorum. Ben biraz zeytinyağlı fasulyeyi yağlı seviyorum, o yüzden şöyle bir çay bardağı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Önceden kıymış olduğum küçük bir soğanımı, zeytinyağlılara soğan kesinlikle inanılmaz yakışıyor. Yağımın içerisine ekliyorum. Ve 2 adet de ince ince kıydığım sarımsaklarımı ekliyorum. Birlikte güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, soğanlarım birazcık kavruldular. Artık domates salçamı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Domates de ekleyeceğim için salçayı biraz az koyuyorum. Salçayı da soğanlarımın içerisinde güzelce eziyorum. Bu tarifi denediğiniz zaman bir daha asla başka bir zeytinyağlı taze fasulye tarifi deneyeceğinizi sanmıyorum. Çok güzel bir yan yemek oluyor. Güzel bir zeytinyağlı oluyor. Fasulyeler hem hızlı pişmiş oluyor hem de hiç dağılmamış, ezilmemiş oluyorlar. Gayet yeşilliklerini koruyorlar. Fasulyelerimi pazardan almıştım. Çok da güzel çıtır çıtır fasulyelerimdi. Ayşe Kadın fasulye. Şimdi fasulyelerimi ekleyeceğim. Fakat öncesinde bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Ben fasulyelerimi şöyle şu şekilde şu boyutlarda kestim. Ve daha sonra bunları kaynar suya atıp sonra da buz gibi soğuk suya koydum ki bu yeşilliklerini korusunlar diye. Bir güzel bir şekilde pişsinler, dağılmasınlar diye yaptım bunu. Siz de yaparsanız emin olun çok memnun kalacaksınız. Şimdi bunları güzelce tenceremin içerisine yavaşça döküyorum. Yarım kilo kadar fasulyem vardı. Yarım kilo da yaklaşık 4 kişilik oluyor. Evet, şöyle bir müddet kavuruyorum. Şu yeşil renge bayılıyorum. Bu yeşil rengi korumak için az önce dediğim işlemi lütfen yapın, deneyin. Evet, artık birazcık tatlandıralım. Zeytinyağlı fasulyeye koymam gereken 2 tane küp şekerim var. Mutlaka bence koyulması gerekiyor. 2 tane küp şekerimi ekliyorum. Bol miktarda karabiber. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Yine bir çay kaşığı kadar tuzum var. Ve şöyle bir tane orta boy domatesinin kabuklarını soydum, ince ince doğradım. Yaz aylarında zeytinyağlı yemeklere domates de acayip yakışıyor. Çok fresh bir tat oluyor. Hepsini şimdi karıştıracağım güzel. Tam olarak İstediğim kıvam bu. Hafif
fasulyelerimin üzeri kaplanıyor. Ve şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım. Yaklaşık yarım saat pişireceğim. Ondan sonra taze fasulyem soğuduktan azıcık sonra yenmeye hazır. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Taze fasulyem hazır. Onu çok güzel servis tabağıma aldım. Tam yarım saat düdüklü tencerede pişirdim. Daha sonra böyle cam bir servis tabağına alıp dinlendirdim. Üzerini de güzelce gönlüme göre süsledim. Siz de nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ağızda eriyen yumuşacık bir tarif oldu. Mutlaka denemelisiniz. Eğer denerseniz zaten yaz akşamlarında hem kendiniz hem aileniz için vazgeçilmeyecek bir tarif olacağına eminim. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.